k eşittir 4 için, f 1 bölü x kare eksi 4x'e eşittir. x eşittir de f için ne söyleyebilirsiniz? Yerel minimum mu, yerel maksimum mu ya da ikisi de değil mi? Demişler ve cevabınızı açıklayınız diye de eklemişler. Pekala, f buydu. Burada da f x'in k türünden ifade edilmiş hali vardı. İsterseniz buraya da yazalım. f üssü x eşittir. Bu arada k'nın bu defa 4'e eşit olduğunu veriyorlar. O halde 4 eksi 2 x bölü x kare eksi 4 x'in karesi yazabiliriz f(x)'in ve f üssü x'in neye eşit olduğunu biliyoruz. Yerel maksimum ya da yerel minimum söz konusu olduğunda da kritik noktaları hesaba katmamız lazım. Bu noktalarda f üssü x sıfıra eşit olacak. f üssü x'i sıfıra eşit diyelim. Peki pay ne zaman sıfır olur? Şöyle yazayım, 4 eksi 2x eşittir 0. İki tarafa 2x eklersek, 4 eşittir 2x elde ederiz. Bu da x'in 2 olduğu anlamına gelir. Bize verdikleri bilgilerden biri de buydu zaten. f üssü 2'nin 0'a eşit olduğunu biliyoruz. O halde bu ilgi çekici yani değerlendirmemiz gereken noktalardan biridir. Evet, x 2'den küçükken ya da 2'ye yaklaşan değerler aldığında f üssü x'in pozitif mi yoksa negatif mi olduğuna bakmamız lazım. Bunu x'in 2'den büyük değerleri için de yapacağız. Bu sayede de bu noktadan yerel bir minimum mu yoksa maksimum mu elde edebileceğimizi bulabileceğiz. Yazıyorum x küçüktür 2 olduğunda. Bunun için f üssü 1'in neye eşit olduğuna bakabiliriz. x 2'den küçük olduğunda, eh, aslında bakarsanız f üssü 1'i hesaplamaya bile gerek yok. İsterseniz yapabilirsiniz tabii. 4 eksi 2'den 2 buluruz. Başka bir deyişle pay pozitif bir değer alır. Paydanın da her zaman pozitif olacağını biliyoruz. Çünkü bu ifadenin karesini alıyoruz. Bu da x 2'den küçük olduğunda f üssü x'in pozitif olacağı anlamına gelir. Dediğim gibi isterseniz farklı x değerleri kullanarak bunu deneyebilirsiniz. Örneğin, evet not edeyim, f üssü 1, 4 eksi 2, 2 eder bölü 1 eksi 4 eksi 3 eder, karesi de 9'dur. Gördüğünüz gibi f üssü 1, 2 bölü 9'a eşit yani pozitif. Peki, aynı şeyi x'in 2'den büyük değerleri için de lazım. x 2'den büyük olduğunda f üssü x'e bir bakalım. x 2'den büyük değerler aldığında pay negatif olur, öyle değil mi? Görüyorsunuz. Buradan 4 eksi 4'ten büyük bir sayı gelecek ve bunun sonucu da negatif olacak. Kısacası f üssü x'in bu durumda da negatif olacağını söyleyebiliriz. Bakın, burası negatif olacak ama paydadaki ifadenin karesini aldığımız için payda her zaman pozitif olacağından negatif bir değeri pozitif bir değere böldüğümüzde de sonuç negatif olacak. Böylece füsxi x'in bu durumda sıfırdan küçük olacağını söyleyebiliriz. Bir noktaya yaklaşırken artıp o noktaya geldiğimizde eğim sıfır oluyor ve noktayı geçince de azalan değerler almaya başlayan bir fonksiyon var ise bu fonksiyon için ne söyleyebiliriz? Evet o nokta bu fonksiyonun maksimum noktasıdır diyebiliriz öyle değil mi? O halde x eşittir 2'nin bir maksimum olduğunu söyleyebiliriz. F'in bu noktada yerel bir maksimumu vardır. Açık açık yazarsam daha iyi olacak x eşittir 2'de f'in yerel maksimumu vardır. İsterseniz ikinci türevi bulup bunun negatif mi ya da pozitif mi olduğuna, yani çukurluğun yukarı mı yoksa aşağı mı yönlü olduğuna da bakabilirdiniz. Ama bunun ikinci türevini almak çok da kolay olmayacağından ki ileri seviye sınavlarda zamanın çok ama çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Evet, f'in ikinci türevi için F'in birinci türevinin türevini almak gerekecek ve bu da uzun süreceği için muhtemelen doğru yaklaşım olmayacaktır. Bu yüzden de bu noktaya yaklaşırken F'in birinci türevinin davranışını incelemek başka bir de işte bu değere yani x eşittir 2'ye aşağıdan ve yukarıdan yaklaşırken fonksiyonun artıp artmadığına bakmak çok daha mantıklı.